Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orjinal yayınlarının hazırladığı THT Geometri Soru Bankası kitabında yamuk konusundaki ikizkenar yamuk testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABC'de ikizkenar yamuk verilmiş ve şurada bir ikizkenar üçgen var. Tepe açısı 40 derece ise 180'den 40 çıkart 140 2'ye böl 70 70 yapar. İkizkenar yamukta taban açıları birbirine eşittir. Yani alfa artı 40 eşittir 70 ise alfayı da böylelikle 30 derece olarak buluruz. Birinci soru 30 çıktı. Geldik 2. İkiz kenar üçgen verilmiş burada. 65 ise burada kaç da 65 derecedir. 65, 65, 130. Buraya ne kaldı? 50 derece kaldı. İkiz kenar yamukta taban açıları birbirine eşit. Alfa artı 50 eşittir. 65 olduğundan alfayı da böylelikle 15 derece olarak buluruz. İkinci soru 15 oldu. Geldik 3'e. İkiz kenar yamuk verilmiş. İkiz kenar yamukta şu alfa alfa dersem taban açıları birbirine eşit. Burası 2 alfaysa burası da 2 alfa olmak zorunda. E burada bir dik üçgen çıktı. 2 üç alfa ile alfanın toplamı 3 alfa 90'a eşit. 3 alfa 90'a eşitse alfa 30 derece olur. Alfa 30 derece olduysa eğer işimiz kolaylaştı. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6 yapar. Sonra çevre ABC'de isteniyor. Hocam burası 6 iken burası da 6. Alfayı 30 bulduk. Sonra Z'den dolayı burası da 30 oldu. A 30 30. Burada da ikiz kenar çıktı. Çevre isteniyor bizden. Say bakayım şunları. 6 6 6 18 bir de 12 ile topladığın zaman kaç yapıyor? 30 yapıyor. Yani örnek 3 30 oldu. Geldik örnek 4'e. İkiz kenar yamuk yamuğun yüksekliği isteniyor. Zaten ikiz kenar yamukta ne yapıyoruz? Ya köşegenler çiziyoruz ya da dikmeler. Köşegen olmadığı için köşegen çizmek mantıksız. Zaten yükseklik isteniyor. O zaman yüksekleri çizelim. Şu dikmeleri çizdik. Dikmeleri çizdiğimizde ne oluyordu? Hocam şu parçalar birbirine eşit oluyordu. Şu dikmeler çizildiğinde parçalar eşit. Yukarısı 2 ise aşağısı da 2. 12'den 2 çıktı 10. Yani ikisine 10 kaldı. Yani bunlar 5 5 yapar. E bir tanesinde Pisagor yaparsak 5 13 ne üçgeni? 5 12 13 üçgeninden yüksekliği 12 olarak buluruz. Örnek 4 12 geldik örnek 5'e. İkizkenar yamuk ya köşegen ki saçma olduğunu görüyorsun ya da dikmeler. Hemen dikmeleri çizelim. Şu dikmeyi çizdik ve şuradaki dikmeyi de çizdik. Dikmeleri çizinceki özelliğimiz şunların birbirine eşit olması. 1 ise 1, 4 ise 4. E aa, hocam tamamı 7 idi. Buraya kaç kaldı? 3. E bu parçayla bu parça eşit. Burası da 3. Toplamda burası kaç yaptı o zaman? 3, 1 daha 4 yaptı. Yani x'i böylelikle 4 bulduk. Örnek 5'te. Geldik örnek 6'ya. Şimdi ne verilmiş? Köşegenler arasındaki açının ölçüsü nedir diye soruluyor. İkisi kenar yavukta. Ya köşegenini çiziyorduk ya da dikmeler. Ama burada sanki köşegen çizilmiş ya. Köşegenler arasındaki açı isteniyor bizden diğer köşegeni çizmek mantıklı. Köşegenleri çizdiğimiz zaman ne oluyordu? Hocam kendi çapında ayırdıkları yerler birbirine eşit oluyordu. A 45 ikizkenar kenar çıktı. 45 ise burası da 45 oldu. 45 45 90. Yani köşegenler arasındaki açık ne oldu? 90 derece oldu. Zaten bizden doğu isteniliyor. Cevap böylelikle 90 çıktı. Ve böylelikle bu testi bitirdik. Sırada ne var? Sırada kazanım testi var. Ne ile ilgili? Yamukta alan ve ikizkenar yamukla ilgili kazanım testi var. O zaman bir sonraki videoda Kazanın testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.